Arkadaşlar hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars teori videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın resmi YouTube kanalının topluluk bölümünden paylaşılan bu fotoğrafı inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu fotoğrafı incelerken kendi düşüncelerimi, teorilerimi aktarmaya çalışacağım. Özellikle de altını çizerek kendi düşüncelerim ve teorilerim olduğunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi normal şartlarda bizler bu fotoğrafları, yani en azından ben bu fotoğrafları Twitter üzerinden daha fazla görüyorum. Twitter üzerinden alıyorum, oradan inceliyorum fotoğrafı ama şu an baktığıma göre Twitter'da bir paylaşım yok. Sadece Brawl Stars'ın YouTube kanalındaki topluluk bölümünde var. Yani şu ana kadar hiç bilmiyorum böyle oldum ama Twitter'da da paylaşılır mı paylaşılmaz mı bilmiyorum. Yani en azından ben bu videoyu çekerken Twitter üzerinden bir paylaşım yok. O yüzden bu fotoğrafı da Brawl Stars'ın YouTube kanalındaki topluluk bölümünden aldım ve o yüzden görüntü kalitesi biraz düşük olabilir arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber fotoğrafı bir inceleyelim. Çünkü bu fotoğrafta gerçekten benim dikkatimi çeken bazı konular var. Ve özellikle bence sizin de dikkatinizi çekecek. Şimdi arkadaşlar Brawl Stars YouTube kanalındaki topluluk bölümünde şöyle bir not düşüldü bu fotoğrafa. Bulmacayı bir araya getirip burada ne olduğunu anlayabilir misin şeklinde. Evet, burada bir şey olmuş. Aslında FBI mi yazıyor arkadaşlar? SBI gibi bir şey de yazıyor ama SBI yani Spike BI gibilerinden güzel ince bir detay olmuş aslında o. Arkadaşlar buraya baktığımız zaman burada bir problem var ama bu problem, yani en azından Spike'ı da böyle ön planda gördüğüm zaman bana çok yabancı gelmiyor. Eminim şu an ne demek istediğimi birçok arkadaşımız da anlamıştır. İşte son Brawl Talk'umuzda yine bir FBI durumlarını görmüştük sizlerle birlikte. Birazdan bu fotoğrafları da inceleyeceğiz ama öncelikli olarak YouTube'daki Brawl Stars YouTube topluluk bölümünden paylaşılan bu fotoğrafa bir bakalım. Şimdi burada bazı numaralar var. Özellikle bir kesici aletler var arkadaşlar. Burada baktığımıza göre şurada 12 numarada bir bıçak var. 10 numarada bir dinamit var. Yani şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın burada da 11, 13, 14 numaralı yerlerde de artık o nedir bilmiyorum ama bir şeyler var orada da arkadaşlar. Yani yine bir sanıyorum yine bir tehlikeli bir alet mi olabilir, artık cam parçası mıdır, bıçak parçaları mıdır nedir bilmiyorum ama orada numaralandırılan yerleri görüyoruz. Burada 4 numara var. Buradaki 4 numaraya baktığımız zaman orada sadece pencereyi görebiliyoruz. 7 numaraya bakıyoruz. Mesela özellikle burada bizim dikkatimizi çeken yerler numaralandırılan yerler. 8 numara, 7 numara ve duvardaki bazı çerçeveler var arkadaşlar. Şimdi çerçeveye baktığımız zaman burada bir robot aileyi görüyoruz. Yani orada robot, bir baba, bir anne ve iki tane de çocukları var yanılmıyorsam. Bir robot ailesi. Şimdi robotlar çok çok fazla ön plana çıkmaya başladı. Son gelen fotoğrafların neredeyse hepsinde robotları görebiliyoruz arkadaşlar. Ve en sonunda biliyorsunuz Kaptan Crow, Kong Surge kostümlerinin olduğu yerlerde de alt tarafta robotlarla bir savaş vardı sanki. Öyle bir durum var. Tabii ki bu fotoğrafın altındaki yorumlarda Frank'in de zamanında söylemiş olduğu gibi Jesse, Penny ve robotlar, Anka, Crow gibi remodeller var. Tabii ki Jesse'ye remodel oldu. Sırada robotlar var, Anka, Crow var ve Penny var ama onlar ne zaman olacak bilmiyoruz tabii ki. Onlar çok çok sonra da olabilir. Belki hiç de olmayabilir ama en azından oyun liderimiz Frank'in söylediğine göre böyle bir durum var. Burada 15 numarada bıçağı görüyoruz arkadaşlar. Buradaki bıçaklar muhtemelen Crow'un bıçaklarıdır diye düşünüyorum ben baktığımız zaman. 16 numaraya baktığımız zaman orada bir kasayı görüyoruz ve oyun konsolu gibi bir şey var ve alt tarafta da vazo düşmüş durumda arkadaşlar. Hemen şuraya baktığımız zaman yine bize yabancı gelmeyen bir durum. Oraya bir çizim. Yani sanki burada birisi ölmüş, polisler gelmiş, orayı çizmişler. Yani hani hatırlarsanız, hatta şöyle örnek göstereyim hemen size. İşte burada Ryan yerde yatarken arkadaşlar, Ryan'ın yattığı yerde yine bu şekilde çizgileri görüyorduk. İşte az önceki fotoğrafta da burada böyle çizgileri görüyoruz. 29 numaraya baktığımız zaman orada eşin süpürgesini görüyoruz arkadaşlar. 7 numarada tips var. İşte aslında buradaki genel özet bence şu. Burada numaralandırılan yerlerde genelde savaşçılarımıza ait bir izler var. Ama burada benim yani savaşçılarımıza ait olmadığını düşündüğüm bir tane de başka durum var. Şimdi buraya baktığımız zaman 15 numara, burada gördüğünüz üzere bıçaklar Crow'un bıçakları diye düşünüyorum. 16 numara oyun konsolu derken acaba işte 8 bit'e mi gönderme yapılmış, Rico'ya mı bir gönderme yapılmış, tam ne olduğunu da bilmiyorum. Burada bir saat var, sanıyorum saat 6-7'yi gösteriyor galiba, bir saat var. Bu saat kime ait, onu da eğer oyundaki savaşçılarımızdan birine aitse lütfen yorumlar kısmına yazın. Aynı zamanda videoya da güzel bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar 10 numarada
Dynamica, bak burada dinamit var, Dynamica işarettir diye düşünüyorum. Şunların 11, 13, 14 numaraların ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Aynı zamanda 4 numaranın ne olduğu konusunda bir fikrim yok. Dışarıya bakıyoruz, dışarıda işte sanıyorum bir sütunun tekerleği var arkadaşlar. Orada sütun gelmiş ve sanıyorum oradan cam kırılmış. Bakın 4 numaralı yerde cam kırılmış, içeriye bir şey atılmış ve burada baktığımız zaman 12 numarada bir bıçak ve işte burada 11, 13 ve 14 numaralı yer alan artık o şeyler neyse oyuna ait mi? Yani oyundaki savaşçılarımıza ait olduğunu düşünmüyorum. Özellikle bu bıçağı ben hiçbir yerde görmedim. 7 numaradaki tipsi yazan şey işte Griffin, onu biliyoruz. 29 numara yazan şey Ashe'in, onu biliyoruz arkadaşlar. Yani böyle bir fotoğraf var. Aslında bu fotoğrafta çok çok daha ön planda olan şeylerden birisi buradaki aileler. Özellikle burada bakın bir silüet var ve görünmüyor. Yani fotoğrafta aslında birileri var ama bu fotoğrafta kişiler kimler onlar görünmüyor. Burada robot, yani burası sanki bir robot ailenin evi gibi. Yine burada bir çerçeve var ve bir gözlük, sanki yine o 3 boyutlu gözlükler var ya, onları takmışlar gibi düşünüyorum sanki o fotoğrafın içerisindekiler ve bu şekilde görünüyor. Şuraya bakıyorum, burada yine yerlerde bir şeyler var. Özellikle buradaki buzdolabında yine robotlar. Yani burası açıkça robotların evi yani. Baktığımıza göre burası bir robot bir ailenin evi arkadaşlar. Ben öyle anlıyorum. Ve Spike da burada neler olup bitmiş onu çözmeye çalışıyor. Özellikle bir de şurada 8 numarada başka bir şey var. Evet, oradan da sanki içeriye bir saldırı olmuş. Bakın 7 numara da içeriye, 7 numaralı bölümden de içeriye 2 tane böyle bir kesik bölüm var. Oradan da içeriye bir saldırı olmuş. Birisi buraya fena bir halde saldırmış arkadaşlar. Onu söyleyeyim en azından. Şimdi fotoğraflara baktığımız zaman buradaki FBI durumlarının son Brawl Talk'umuzda da olduğunu işte bu şekilde görebiliyoruz. Ve Frank, oyun liderimiz Frank, Brawl Talk'un girişinde Danny, Paula biri kulüp güncellemesini çalıp duruyor şeklinde işte Paula ve Danny'yi de görüyoruz. Ve kollarında FBI olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve Brawl Talk'un girişinde de iki dedektif bir görev. Yani aslında bana göre her Brawl Talk'ta ilginç bir gizem var arkadaşlar. Ben zaten Brawl Talk bittikten sonra da özellikle buna da vurgu yapmıştım, Brawl Talk detayları. Çünkü Brawl Talk bir sıcağı sıcağına böyle heyecanlıyla anlayamayabiliyoruz ama buraya baktığımız zaman bence burada bir gizem olabilir diye düşünmüştüm ve bunun da videosunu yapmıştık arkadaşlar. Kulüp güncellemesini çalmak için sebebi olan yalnızca bir kişi var. İşte bu kişi kim? Aslında gizem de burada başlıyor arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman Danny ve Paula içeriye doğru giriyorlar ve içeriye doğru girerlerken de yerde bu şekilde Ryan'ı görüyorlar arkadaşlar. Yani aslında bence paylaşılan bu fotoğrafta yani buraya bir gönderme var diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki sizler neler düşünüyorsunuz? Bunları da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Tabii yine diyorum, bunlar teoridir. Yani sizlerin teorileri de çok önemli. Yorumlar kısmında lütfen kendi düşüncelerinizi, fikirlerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Hepsini teker teker okuyacağım. Tabii ki aşağıya gitmişken de videoya bir tane like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Evet arkadaşlar, hazır videomuzu yavaş yavaş kapatırken sizlerle birlikte Dünya Şampiyonası'ndan kazandığımız ödüllerimizi de bir alalım. Buradan ne var? Hediye rozet varmış. Bunu alalım. Oo, güzel rozet. Buradan 25 yıldız puanı aldık. Hemen oraya geldi. Şuradan ne var başka? Şöyle tekrar kontrol ediyorum. 25 altında buradan geldi. Hediye bir rozet daha. Çok güzel. Yani rozetler gerçekten güzel. Buradan yine bir yıldız puanı geldi sanıyorum. Evet. Hemen buradan 50 de altınımızı aldık arkadaşlar. Bakıyorum burada yine bir rozet. Oo, bu rozet de güzelmiş. Gözlüklü falan. Buradan yine bir 100 yıldız puanı. Ve gelelim hırsız kedicesi. Ben yaklaşık 1300-1400 puanla falan kapattım arkadaşlar kupayı. Ve gerçekten inanılmaz güzel bir kostüm. Evet arkadaşlar, hemen şöyle sizlerle beraber bir hırsız kedicesi de bir deneyelim. Bakalım nasıl bir kostüm. Hemen daha sonra zaten videoyu kapatırız arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum, kostümü görmek istiyorum ama abi animasyonları çok iyi. Bak, çoğu paralı kostümden bence çok çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle taretini bir atalım. Abi tareti de çok güzel. Dur ben taretini şöyle önünü görmek istiyorum. Şöyle bir dur sen. Tareti inanılmaz. Gerçekten inanılmaz bir kostüm arkadaşlar. Yani İnanılmaz. Ücretsiz alabileceğimiz en güzel kostümlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.